chegado de Parantez Bağdat Eğitim Köprüsü ile yeni yılda yine sizlerle. Her yıl on binlerce turisti ağırlayan Apollon Tapınağı, Aydın Bozdoğan ilçesi Kılavuzlar Köyü İlköğretim Okulu, Kılavuzlar'da bizleri ağırlayan köy halkı ve daha fazlası, az sonra parantezde. Parantez başlıyor. Parantez, Avrupalı Türklerin desteğiyle Anadolu'yu gezmeye devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır Avrupalı Türklerin eğitime sağladıkları katkı, bilgisayar ve diğer eğitim gereçleri olarak hedefine ulaşıyor. Aydın ili sınırları içerisinde bulunan Bozdoğan ilçesi Kılavuzlar İlköğretim Okulu'nu ziyaret etmeden önce bu tarihi mekanda kısa bir şehir turu atalım istedik. Bu bölgede insan kendini binlerce yıl öncesinde buluveriyor. Bir zamanların düzenli şehirleri günümüzde sağa sola serpilmiş kalıntılar olarak karşılıyorlar bizleri. Biz de dilimizin döndüğünce bu bölgedeki kalıntıların hikayelerini sizlere aktarıyoruz. Bir hatamız olur da sürçerse dilimiz, şimdiden affola. Geçtiğimiz programlarda Milet'i taşımıştık ekranlara. Hani Girit Kralı'nın kızı olan Akakalis'in 3 çocuğundan biri, Miletos'un kurduğu bir kent vardı, Milet. İşte o kentten kalma bir tapınağı sizlerle paylaşacağız. Milet'in en önemli merkezi burası. Burada Apollon kendisi için ve kız kardeşi için tapınaklar yaptırmış. Öyle ya, burası o dönem bir kehanet merkezi. Kehanet deyip de geçmeyin. Kehanet o dönemde önemli bir idare yöntemi. Bu sebeple işte padişahlar, imparatorlar, hatta tanrılar bile halkları yönetirken kehanete başvuruyorlarmış. Yani kahinler halklar hakkında yargı veriyorlar. Bizler Apollon'u gezmeye hazırlanırken bizi ekranlardan tanıyan küçük bir kızımız yanımıza gelerek bize eşlik ediyor. Küçük Yağmur Apollon'a gelmiş ancak buraları hakkında pek fazla bilgisi yok. O halde bildiklerimizi hem sizinle hem de Küçük Yağmur'la paylaşıyoruz. Bu gördüğünüz yer Apollon Tapınağı'nın en önemli yeri. Çünkü kahinler zamanında kahin burada bulunuyor. Buraya gelen insanlar burada kahinle buluşuyorlar ve ona dileklerini, isteklerini söylüyorlar. Ya da gelecekleriyle ilgili bilmediklerini öğrenmek istiyorlar. Yağmur, buranın hikayesini biliyor musun? Hayır. Şimdi o zamanlar Apollon diye birisi var. Kız kardeşiyle kendisine bu bölgede tapınaklar yaptırmış. İşte o tapınaklardan Apollon tapınağı burası. O dönemde kahinler çok önemliymiş. Kahin nedir biliyor musun, kahin nedir? Hayır. Geleceği gören insanlar ve büyücü gibi, ama tabii geleceği gören insanlar olmaz. O zamanlar ben geleceği görüyorum diye iddia eden insanlar varmış. İşte onlar çok önemsenirmiş burada. İşte Apollon da yaptırdığı bu tapınağın içerisine, tabii bu etrafı daha büyük sütunlarla çevrili buranın. Burası farklı bir mekan. Burada da kahin bekliyormuş. Buraya gelenlere gelecekleriyle ilgili bilgiler veriyormuş. Üstelik o dönem çok saçma geliyor şimdi bize, ama kahinler çok önemliymiş. Yani geleceği gördüğünü iddia eden insanlar çok önemliymiş. Bu insanlar yüzünden idamlar oluyormuş. Mesela o kahin bizi sokakta görüyor. Diyor ki, bu adam kötüdür diyor, hırsızdır diyor. İleride diyor hırsızlık yapacak, kötülük yapacak diyor. Halbuki böyle bir şeyi kimsenin bilmesi mümkün değil. Krallar, padişahlar, askerler
o insanları bu kahinin sözüne inanıp öldürüyorlarmış. Ne kadar kötü değil mi? Evet. O kadar kötü ama o dönemden bu yana gelen bu muhteşem yapılarda ayrı bir güzellik var. Bak mesela orada, o zamanın işçileri, mermercileri bunları böyle teker teker kendileri tek başlarına çalışarak yapmışlar. Yani hiç makine yokmuş. Nasıl yapmışlar peki? Şöyle yapmışlar, mermer işçileri bu sütun halinde gelen, daha doğrusu yekpare gelen bu malzemeyi almışlar. Ellerinde çekiçleri var. Böyle sabah akşam gece gündüz yıllarca çalışmışlar. İşte bu heykelcikleri yapmışlar. Dahası bu devasa tapınağı yapmışlar. Küçük yağmurla gezdiğimiz Apollon, antik bir mimari eser olarak hala zamana direnip ayakta kalmayı başarmış bir mabet. Ve Aydın'ın, dahası Türkiye'nin en çok turist çeken yeri olarak ün salmış. 4094 yılında Persler var. Onlar da ayrı bir uygarlık. Buraya gelmişler. Tabii bunlar düşmanlıklar var o zaman. Gelmişler buraya, yerle bir etmişler. Ondan sonra tabii doğa koşulları, depremler, işte çeşitli felaketler. Bir de duyarsız insanların, cahil insanların, o yüzden eğitime çok önem diyoruz, eğitime önem veriyoruz bu sebeple. Cahil insanlar buraları uğursuz mekanlar olarak düşünmüşler. Ve geçmişten günümüze gelen bu mirası yok etmeye çalışmışlar ama gördüğün gibi başaramamışlar. İyi ki de başaramamışlar. Çünkü biz bu muhabbeti yapamıyor olacaktık şimdi seninle. Gelelim asıl konumuza. Aydın ilinde gezilecek, görülecek bir hayli yer bulunmakta. Eminiz bunları meslektaşlarımız farklı bir programla sizlerle paylaşacaklar. Biz Avrupalı Türklerin yürek dolusu selamıyla birlikte Anadolu'da eğitime sağladıkları katkıları okullarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu arada güzelliklere ve acılara da sırtımızı dönmüyoruz elbette. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydın'dayız yine. Ve Aydın'da bilgisayar vermeye gidiyoruz ama hangi köye? Kılavuzlara. Biraz sonra Kılavuzların ilk öğretim okulunda olacağız ve oraya da bir bilgisayar bırakacağız. Seni gidi cavrın kızı gitti de unuttu beni, tıkıdık tuttu beni, tuttu da kuruttu beni. Seni gidi cavrın kızı gitti de unuttu beni.